Kaya Selim bu. Sussana Cemil. 10 çuval tuzu suya düşüreceksin. Davranma Selim. Yakarım. At silahını. Silahsızım Recep. Sen de at silahını, dövüşelim. Yer mi yüreğin? Ölümüne. Emme, ben kazanırsam yoluma giderim. Söyle ona, söz ver. Tamam lan. Tamam iç soyu. Söz. Eğer beni öldürürse bırak yoluna gitsin. Tamam mı Cemil? Olur mu Recep? Nasıl bırakırım bu iti? İçini ferah tut Cemil. Bu iti delik deşik edeceğim. Meraklama sen. O galip gelirse yoluna gidecek, tamam mı? Benim sözümdür bu. Gel hadi bakalım anasının kuzusu. Gel de cehenneme yolcu edeyim seni. Cehenneme kimin gideceği belli olmaz Selim iti. Konuşma karı gibi. Dilin değil, bıçağın konuşsun. Kolla kendini itin dölü. Ha! Ne oldu? Recep! Hayır! Çıkınını aç da karnımızı doyuralım güzelim. Midemiz bayram etsin. Zıkkımın peki niye mi köpoğlusu? Baban olacak o ağa bozuntusu karnını doyurmuyor mu senin? Doyuyor karnımız çok şükür de. Senin güzel ellerinden yiyelim dedik. Tatlı niyetine. Hem hoş baş ederdik bir yandan. Yıkıl yoluna git İsmail. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Şerrini bana sürtme İsmail. Bırak benim peşimi. Koy ver de gideyim. Benden sana yar olmaz. Zenginim. Yakışıklıyım. Dahası bütün bu toprakların, ağaçların, kuşların, suların sahibiyim. Senin bile. Hop hop. İleri gittin İsmail'a. Haddini bil. Şimdi çekil önümden. Gidilecek yolum var. Haddimi bilir miyim, bilmez miyim? Avradım olduğunda görürsün. Senin avradın olmaktansa kurda kuşa yem olurum daha iyi İsmail'a. Anladın mı beni? Ölürüm de senin olmam. Bu kadar güvenme kendine Zeynep. Bir bakmışsın koynumdasın. Sen de bu kadar güvenme kendine. Gül ağacı değilim İsmail ağa. Her gelene eğilmem. Görürüz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Düş!
düşüyor Zeynep, koru kendini! Öldürmek mi istiyorsun beni Recep? Başka tarafa deviremedin mi şu kötüyü? Korkunca daha güzel oluyorsun Zeynep'im. Avcısından korkan Ceren misali. Daha bir şirin oluyorsun. Ya Gülsen Gül, ben az daha ölüyordum. Sen geçmişsin, karşıma gülüyorsun. Anladım. Sen artık sevmiyorsun beni. Ölmemi istiyorsan ben de başkasına... Deme bir daha böyle. Bütün topraklar gözüme doğsun da senin öldüğünü görmeyeyim. Tamam, tamam. Latife edeyim dediydim sana. Ama çok korktum. Onun için öyle konuştum. Beni sevmediğini nasıl söylerim yoksa? Affet, kurban olduğum. Bu kadar korkacağını bilemedim. Yoksa başkasına dediğin neydi? Yok bir şey. Bir an önce evlenelim diye düşündüm onun için. Neyse, sana Sule yemek getirmiştim. Ağacın altında kalmamıştır inşallah yemek. Hasan, hadi Hasan'a domağına. Ver. Anan evde mi lan? İçeride amca. Çamaşır yıkıyor. Güzel. Şimdi git çağır ananı. İsmail ağam geldi. Sana bir DJ varmıştı. Tamam İsmail amca. Amca değil, ağa. Hadi şimdi çağır ananı. Tamam. Ana! Ana! Buyur İsmail ağam. Beni istemişsin. Hayırdır? Hayırdır kadına da hayırdır. Hem de öyle bir hayır ki, devlet kuşu misali, o kadar yani. Diyeyim de rahatla, ben senin bu kızın Zeynep'i kendime almaya karar verdim. Aman ağam, bu meseleler kapı önünde konuşulur mu? Buyur geç içeri, ben sana bir kahve yapayım. Hem içersin hem de konuşuruz. Buyur. Eline sağlık Zeynep'im. Anamın yemeklerini aramayacağım böyle olursa. Evimize de böyle yemek yaparsan ben iki aya kalmaz dev gibi olurum. Hele bir evlenelim de. Düğünümüz ne zaman olacak Recep? Hemen yapsak diyorum. Bu evi bitirdikten sonra düğün parasını denkleştireceğim. O da yazı bulur. Gelen güzü inşallah kurarız düğünü. Şöyle dört dörtlük. Sana güzel bir gelinlik, bana da afilli bir takım elbise alırız artık. Sonra bir de kurban kestik mi, sen bak o zaman bizim şanımıza. Geç olur Recep. Hemen yapalım düğünü. Çalgı da istemiyorum gelinlikte. Evlenelim Recep, hemen. Bu kadar bekledik, biraz daha bekleriz. Yoksa başka bir şey mi var? Ne oldu kınalı kuzum? Niye öyle durdun? Sıkıntın neyse söylesene. Yok bir sıkıntım da dayanamıyorum artık Recep. Geçe kalmasın istiyorum. Göz değecek sevdamıza diye korkuyorum. Sen Recep'ten korkma hanım ana. Recep'ten niye korkacağım ağam? Benim korkum köylüden. Allah düşmanıma bile onların diline düşürmesin. Şu dışarıdaki bitlilerden mi korkacaksın? Sen bugüne bugün Hüseyin ağanın dünürü, İsmail ağanın kaynanası olacaksın Gülhan ana. Hiçbiri ağzını açamaz. Kimse benim isteğime karşı gelemez. Dediğim gibi ağalar, ben artık o işlerle uğraşmıyorum. Bütün her şeye İsmail bakıyor. Borcunuzu erteleme işine de İsmail karar verir. Ağam vaziyeti biliyorsun. Masul olmadı. Olanda da zaten üçte biri senin. Biz o masulü yiyelim mi, satıp sana olan borcumuzu mu ödeyelim? Allah'tan kork. Biraz vakit ver. İsmail bize acımaz ağam. Genç, aklı bir karış havada. Zade öyle olsa iyi. Yanımda çakallarıyla köyün içinde bela gibi geziyor. Anamız var, bacımız var ha. İçip içip köylüyü rahatsız ediyor. Bütün köy huzursuz. Destur almadan lafa karışma lan densiz. Ne yapacaktı oğlum peki? İçerse içer, sana ne? Hem köyün bir namuslusu sen misin? Bunca adam namussuz, bir sen değilsin öyle mi? Öteki köylüler niye rahatsız olmuyor? Senden ve oğlunun belasından korkuyor herkes. Köylüyü sindirmişsiniz. Bir de size borcu var ki milletin, kimse ağzını açamıyor korkusundan. Bu zulümdür Hüseyin ağa. Vay aval vay. Benim bu köylüye yaptığım babalıktır be. Öyle değil mi köylüler? Evet. Doğru.
Gördün. Senden başka şikayetçi olan yok. Sen de topla şimdi dilini. Defol. Bunların hesabını elbet soran bulunur. Hüseyin ağa. Görelim o baba yiğidi. Sen misin o yoksa ha? Beni hiç unutmazsın değil mi Recep? Ne olursa olsun. Allah şahidimdir. Son nefesime kadar adını düşürmem dilimden. Gözümün açık kaldığı her vakit. Beni bırakmazsın da değil mi? Hep yanımda olursun. Hiç bırakmazsın. Niye bırakacakmışım Ceren'im? Sen ne diyorsun Zeynep'im? Niye böyle konuşuyorsun ürkek ürkek? Yok, ürkmek değil de ne bileyim işte. Bu nedir Zeynep? Korkma, seni bırakmam. Bunun için muska yazdırman lüzumsuz. Yok, öyle değil. Bunun içinde saçım var. Beni sana hatırlatsın diye her daim. Sen aklımdan çıkmıyorsun ki deli kız. Sen hep aklımdasın, yüreğimdesin. Mıh gibi çakılmışsın. Aha işte, tam buradasın. Bunu hep boynuna tak Recep. Ben yanındaymışım gibi olur sana. Ben de hep seni düşünürüm o zaman. Bak, bu muskayı hep boynumda. Kalbimin üstünde taşıyacağım Ceren'im. Bu muska boynumdan çıkarsa bil ki ölmüşümdür. Hatta ölsem bile bu muskayla gömsünler beni. Seni çok seviyorum Recep, çok seviyorum. Senden başkasına yar olursam eğer ölürüm. O nasıl söz Zeynep'im? Başkasının niye olacakmışım? Ölürüm de seni ele vermem. Ben gideyim artık. Anam merak eder. Çabuk bitir işini Recep'im. Hemen evlenelim. Düğünün de Allah canını alsın, gelinliğin de. Ne işi var burada bunun? İsmail oğlum. Ben de isterim kızım gün yüzü görsün. Recep'in avradı olacak da ne olacak? Hiç. Aha işte benim gibi. Kalacak böyle. Her derdiyle kendi uğraşacak. Aa karısı olsun ben de isterim. O zaman düğünü hemen kurarız. Yine de ya Hüseyin ağa halledecek bu işi... ...ya da Recep kendisi vazgeçmeli. Ben bu nişanı bozamam. Recep vazgeçecek ana. Mecbur vazgeçecek. Unutacak Zeynep'in adını bile. Ben onu vazgeçirmesini bilirim. Nasıl söylerim bu duyduklarımı Recep'e? O köpekle ne konuşuyordun ana? Sana diyorum ana. O İsmail itiyle ne konuşuyordun? Yok bir şey kızım. Hayırlı bir mesele konuşmak için gelmiş. Ben de... Ne dedin ana? Niye konuştun? Niye kovmadın? Niye eve aldın ana? Sen bir geriye çek bakalım şu dilini. Ben senin ananım, anan. Sokağın ortasında bağırsın diye doğurmadım ben seni. Bir şey konuşmadım işte. Geldi, seni istedi benden. Ben de keşke olsa. Ama kızım nişanlı dedim. Ne var bunda? Hem ağa karısı olsan fena mı olur? Sakın ana. Beni eğer ona vermeye kalkarsan kanıma girmiş olursun. İki can da ellerim yakanda olur. Sen korkma abla. Ağlama da. Ben seni korurum. O İsmail'i de döverim. He oğlum. Sen de ablanından birlik ol. Şu gariban annene demediğinizi bırakmayın. Sizin iyi olmanızdan başka ne istiyorum ben? He? Allah canımı alsın da kurtulayım. Oturtmadın bir ağız tadıyla be İsmail. Söyle bakalım. Neymiş seni bu kadar acele ettiren şey? Evleneceğim baba. Onu söyleyecektim. Acelem bu yüzdendir. Ulan hergele. Akşam çuvala mı girdi? Akşam söylesen olmaz mı? Kimmiş bu gelin adayı? Zeynep baba. Gözü büyüklerin kızı Zeynep.
Oğlum, o kız nişanlı değil mi? Nişanlı kızı sana nasıl verirler? Anası vermez sana. Ben Gülhan Ana'yla konuştum baba. Hüseyin Ağa isterse Recep'i vazgeçirir diyor. Ha. O kızı vermeye dünden razı. Senin akraban olmayı o da ister. Tabii. Tabii Hüseyin Ağa'ya dünür olacak. Sefaletten kurtulacak. Madem kızın anası da bunu ister, Recep Efendi nişanlısından vazgeçecek. O işi ben hallederim baba. Recep işini bana bırak. Yok, sen gürültü patırtı yaparsın. Artık çocuk değilsin oğlum. Bak evleneceksin. Öyle içip içip gezmediği bu iş. Onun için ben hallederim. Eline sağlık anacığım. Afiyet olsun oğlum. Hayırdır inşallah. Hoş geldin Cemil oğlum. Hoş gördük Hacer Hanım. Hoş geldin Cemil kardeş. İyi ki geldin. Geç buyur içeriye. Hadi gel. Hadi abla. Bak açlıktan ölürsün yemek yemezsen. Anam da yemedi zaten. Biz nasıl bitirelim o kadar yemeği? Gel bakalım ablasının gülü. Hakkı! Söyle gelsin yemeğini yesin. Yemek yemeyince ne oluyormuş? Hadi abla. Sen git içeri. Burada üşürsün. Yok. Hadi. Sen de gelirsen giderim. Yoksa ben de kalırım burada. Hadi. Geldin mi? İnat etme kızım. Ye şu yemeğini. Ben sana ne dedim ki kendini odaya kapatıyor? Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Sefalet çekme. Yoksulluk yaşama diye yapıyorum. Yapma. Benim için yapma. Ben sefalete razıyım. Kurtulmak istiyorsan sen kendin evlen o İsmail olacak öküzle. Sen ne diyorsun kız? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bu zamana kadar iyiydim de şimdi mi kötü oldun ha? O Recep çulsuzuyla evlenmeyeceksin. Anladın mı? İsmail'le evleneceksin. İsmail'le evleneceksin ha? Ha? Yürü, yürü, yürü. Yürü, git. Yapma. Ha? Yürü. Sen ahlaksız seni. Git seni. Bu odadan çıkmayacaksın artık. Yarın Hüseyin Ağa gelecek seni istemeye. Düğünü de hemen yaptırıp gelin olarak götürecek seni. Abla. Abla. Sen de abla abla diye vır vır edip durma. Yürü. Ahlaksız. İşte duyduklarım bunlar Recep. Ne düşünüyorsun? Recep. Gitme oğlum. Gitme anası kurban. O zalimlerle uğraşamazsın. Gitme kurban olduğum. Ana bırak. Babam yaşasaydı o da bana böyle yap derdi. Bırak. Oğlum. Sabahın şerri akşamın hayrından iyidir. Sabah olsun ben gider konuşurum Hüseyin Ağa'yla. Gel dön fidan boylu. Gece gece konağa basarsan sana fenalık yaparlar. Ben sensiz ne yaparım sonra? Korkma sen Hacer Hanım. Yanında ben varım. Yok Cemil. Sen de gelmeyeceksin. Bu benim meselem, ben halledeceğim. Gerek olursa çağırırım seni. Sen bilirsin İsmail. Lakin bu kız Recep'e sevdalı. Ondan sana avrat olmaz emme. Unutur. Konağa gelin gelecek. Bu zenginliği gördü mü aklı başından gider. Karı kız mı bu? İki incik boncuk gördü mü anasını bile unutur. Sen de gelinine bol altın taktın mı? Hemi de dakikasında unutur o Recep çulsuzunu. Hüseyin Ağa! Kim bu kendini bilmez? Hüseyin Ağa! Hüseyin Ağa! Recep mi o kahya? Bilmem ağam, onun sesine benziyor. Oysa sen oyalı onu. Ben babamı çağırıyorum. Emredersin ağam.
Recep kapıyı yumrukluyor baba. Duydum. Vay köpoğlu subay. Gece yarısı benim kapımı yumruklamak ha? Hüseyin ağa! Hüseyin ağa! Açın şu kapıyı, açın! Açın! Kapıyı açın! Çekil! Höst, höst, ağır ol! Benim evime böyle gelmeye nasıl cesaret edersin sen? Canından mı olacaksın, iti oğlu it! Yakışır mı ha? Garibanın namusuna göz dikmek, yuvasını bozmak yakışır mı senin ağalığına? Konuşsana ha, desene, yakışır mı? Ne bağırıyorsun lan? Kuyruğuna basılmış it gibi. Ne olmuş? Kızın anası haber yollamış. Oğlum da gidip ziyaret etmiş. Ne bağırıyorsun danalar gibi? Evimi basıyorsun? Eşkıya mısın lan sen? Eşkıya sensin ha. Eşkıya senin sülalen. Bağlayın şu iti ağaca. Sen de git kırbacımı getir. Allah'tan da mı korkmuyorsun ha? Ama sen dur. Ben bunu senin yanına koymam. Nişanlımı zorla elimden mi alacaksınız? Hangi töre bunu der ha? Zorla mı alacaksınız Zeynep elimden? Benim evimi basmak ha? Vazgeçeceksin lan Zeynep'ten. Vazgeçeceksin gavurun dönü. Canım alırsın ancak ha. Zeynep'ten ancak ölüm ayırır beni. Bayıltıncaya kadar vur. Acıma sakın. Çağırtmışsın Gülhan teyze. Gel kızım. Seninle konuşacaklarım var. Geç içeri. Tamam. Gel. Kusura kal. Gecenin bu saatinde çağırdım seni. Çok tutmayacağım. Gel. Bak Hatice. Ağanın oğlu İsmail Zeynep'i istiyor. Ben de bunu münasip gördüm. Şimdi senden bana yardım etmeni istiyorum. Sen onun en yakın dostusun. Zeynep'i Recep'ten vazgeçirmemiz lazım. Bunda bana yardım edecek misin? Emin ol bu en doğrusu. Var mısın? Hem Zeynep için hem bizim için. Belki sana da zengin bir kısmet bulursa... O konağa ne zenginler gelip gidiyor. Sen de onlardan birine varır, gül gibi geçinir gidersin. Ha? Ne dersin? Birlik misin benimle? İnan hakkımızda en hayırlısı bu. Tamam Gülhan teyze. Ne yapacaksın? Ben sana anlatacağım ne yapacağını. Zeynep'i vazgeçirmek için ben ne dersem onu yapsın. Bu kızı bu Recep'ten vazgeçireceğiz. Nasıl? Aklın başına geldi mi? Ölürüm de vazgeçmem Zeynep'ten. Hala mı Zeynep diyorsun lan? Bunun burnunu yerle bir etmek lazım ağam. Bu hergeliği rezil etmek lazım cümle halim. Anasını getirin. Hacer kırbacı eşekler gibi de burnu iyice sürtülsün. Hem onun gözü de korkar. Bu işler sana helal olsun lan Kahya. Yapma bunu Kahya Selim. Bu kadar yaltaklanma. İt olma ağana bu kadar. Sen kendi derdine yan Recep Efendi. Bu zulmünü çoğa koymam.
Ödetirim sana kâhı Selim. Ecelim ben olurum. Bunu bilmiş ol. Gidin şu Hacer karısını getirin. Getirin de oğlunun halini görsün. Hadi. Emin olur ağam. Dediğim gibi Hacce. Recep'i bu kızın aklından çıkarmamız lazım. Recep de başka yerde arasın avradı olacak kızı. Hadi güle güle. Anana selam söyle. Ben yarın uğrarım ona. Hoşça kal Gülhan teyze. Ben de yarın gelirim Zeynep'in yanına. Güle güle. İmansızlar, ne yaptınız oğluma? Ağa seni istiyor. Öldürdünüz oğlumu. Ölüsünü vermeye çağırıyor. Ağa olacak o uğursuz. Aslında ölümü hak etti. Yatsın kalksın ağanın insaniyetliğine dua etsin. Hadi şimdi kestirdir de düş önümüze. Hadi yürü. Yürü, sus. Hadi. Sus dedim, hadi yürü. Şunun suratına su döksünler kaya. Çabuk bayıldı yiğit. Amma da yiğitmiş ha. Düğünü ne zaman yaparız baba? Hemen yapmak gerek. Haftaya Zeynep'i koynunda bin. Oğlum, yetim Recep'im. Ne ettiler sana? Elleriniz kopsun inşallah. Yapılır mı bu insana? Hiçbir vicdanınız yok. Kurbanın olayım ha. Koy ver bizi gidelim. Ah şöyle yola gelin. Bana bak Hacer kadın. Vazgeçeceğiniz mi Zeynep'ten? Zeynep de yere girsin. Bütün bu köy daha. Vazgeçtik. Kurbanın olan. Söyle de çözsünler Recep'imi. Ana. Zalime boyun eğmek haramdır ana. Zeynep'i bu zalimin eline nasıl bırakırım? Sen bana nasıl oğlum dersin? Söylesene ana. Babam mezarında nasıl rahat eder? Sen bunlara nasıl yalvarırsın? Vazgeçmem ana. Zeynep'ten vazgeçmem. İsterse beni öldürsünler. Öyle mi Sidikli Recep? Oduncu Mahmud'un oduncu oğlu Recep. Senin gibi çulsuza boyun mu eğecek Hüseyin'e? Şimdi de vazgeçme de görelim. Bir kurşuna bakar ananın şirin canı. Söyle vazgeçtin mi? Bırak Hacer ana ya! Onun kılına zarar verirsen seni eleğe çeviririm. Bilirim. Savunmasızadır İlgi. Bırak! Bırakmazsam ne yapacaksın? Öldüreceksin mi lan beni? Bana bak Cemil. Arkadaşına söyle, bıraksın Zeynep'i. Bozsun nişanı. Söz versin, ben de Hacer'i bırakayım. Sende bu yürek yok ha. Hacer Ana'ya bir şey olursa sülalenin canını al. Yeter! Tamam ha. Vazgeçtik biz Zeynep'ten. Al başını yesin senin, oğlunun da. Biz vazgeçtik. Ana! Nasıl bırakırım Zeynep'i? Sus! Yoksa sütümü helal etmem. Kızdan hayır gelmez bize. Tamam ha. Babası yok, ben varım. Atası da, büyüğü de benim. Söz, biz bozduk nişanı. Duymadınız mı hanımitleri? Çözün artık Recep'i. Bu köyde fazla yaşamazsın sen Cemil. Oğlum. Bunu biliyorsun değil mi? Oğlum. Köyünün Allah belasını versin. Aha Recep'i alıp gidiyorum. Lakin senin Azrail'in ben olacağım. Bunu aklından çıkarma. Hüseyin ağa. Öyle olsun. Ama her gecenin sabahı vardır. Ben artık uyumam. Siz de uyumazsanız iyi edersiniz. Ana! Ana! Kurbanın olayım, aç kapıyı ana. Öleceğim yoksa. Koy ver gideyim, gözünü sevdiğim anam. Bir gidip bakayım Recep'ime. Öldüyse de ölüsünü göreyim anam. Son kez gül yüzüne bakayım anam. Ah! Zeynep! Kız gel buraya, nereye gidiyorsun kör alısıca? Gel buraya! Zeynep! Zeynep kör alısıca dur! Dur! Zeynep! Zeynep dur, kurtaracağım seni! Parçalayacağım. Parçalayacağım seni. Gel buraya. Zeynep. Zeynep. Recep'im.
hale koydular. Gidelim Recep'im. Bu ellerden gidelim. Çekil oradan karalısıca. Öldüreceğim bu kız sen beni. Sakın ha. Kızımla arama girmeyin. Ne sen ne de oğlum. Kapımın önünden bile geçmeyeceksiniz. Bakın şunu. Heh. Alın yüzünüzü de. Nasıl olsa nişan bozuldu. Bir daha da elime yaklaşmayın. Bu yaptığının vebali büyüktür Gülhan kadın. Hesabını da zor verirsin öteki tarafta. Recep! Ana bırak bizi ne olursun bırak! Kız İsmail'le evlenene kadar odadan dışarı çıkmayacaksın anladın mı? Yürü! 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 Yavaş, yavaş, yavaş. Yürü dedi! Bu kadarla komaz bu meseleyi oğlum. Artık bu köyde barınamayız. Ben burada nöbet tutacağım ana. Sen yat uyu. Recep ayılsın, ayağa kalksın, bakarız çaresine. Kaya. Öldün sen Kaya. Zeynep'i elimden alırsınız ha. Sen de öldün İsmail ha. Hiçbirinizi sağ kovmam gözüm açıkken. Yavrum. Buyurun. Ağamgil birazdan gelecekler. Ben de bunları getirdim. Hazırlık görürsünüz diye. Buyursunlar. Başımın üstünde yerleri var. Bu köylünün bana olan borçlarını ne edeceğiz Sacit Efendi? Borcunuz bini aştı. Artık biraz ödeyin diyorum. Bak, düğün yapıyoruz. İhtiyacımız olur belki. Ne diyeyim ağam? Haklısın. Emme köylünün de gücü yok. Sen büyüklük etsen biraz daha. Nereye kadar efendi? Ben de nihayetinde insanım. Benim de masrafım var. Büyük diyorsun ya, büyük masrafı var. Bunu niye demiyor? Onlara kalsa senin o alacağın kıyamete kalır ağam. Gel sen bu Selim kulunu dinle. Birkaçının evini toplayıp iyi de bir dayak çektik mi köyün ortasında? Bak nasıl ödüyorlar tıkır tıkır parayı. İnsaf Kahya Selim, insaf. Millet var da mı vermiyor? Öldürsen ne alırsın bu fakir köylüden? Ödeyemiyoruz ama faiz de ekleniyor gün gün. Paraya bir şey mi oluyor? Bir de almasaydın faizi ha Sacit Efendi. Ben ne anladım bu ticaretten o zaman? Borç aldın mı gününde ödeyeceksin. Ödeyemedin mi faizine de katlanacağım mecbur. Neyse. Bu borç meselesi için bir şeyler düşüneceğim. Şu kızı alalım da ondan sonra söylerim düşündüğümü. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Müsaadenle ağam, ben kasabaya ineyim. Düğün için çalgıcılarla konuşacaktım. Siz gidin. Buyurun. Tamam Kahya. Bu ikisini de al yanına. Ne olur ne olmaz. O Recep iti köyden kaçtığından beri iyice huzursuz oluyorum. Eşkıya olacak ya başımıza. Sağ ol ağam, bana bir şey olmaz. Ben tek giderim. Adamlar size lazım. Emme sen meraklanma. Ben o iti yılanın deliğine girse bulup işini bitiririm. Ah o gece razı gelecektin ki. Tam da ümüğünü sıkacaktım onu. Deli deli konuşma Kahya. Konağa geldiğinde öldürecektik. Kendi mekanımızda. Hanemizi bastı çünkü. Evinde öldürseydik başımız belaya girerdi jandarmayla. Neyse geçti. Hadi git şimdi. Oh anneciğim, oh anneciğim. Yaktın ya. İsmail'in buradan geçeceğini ne biliyorsun Recep? Sabahtan beri bekliyoruz. Bütün köy geldi geçti, bir o gelmedi. Gelecek Cemil. Er geç gelecek. Kaygılanma. Biri görüp yetiştirecek ağaya. Öldürecekler burada bizi. Ölümden korkmuyorum ben Cemil. Zeynep gittikten sonra yaşamışım neye yarar? Ama sen nişanlı adamsın. Dilersen git. Değil nişanlım. 10 tane çocuğum olsa dönüp bakmam. Bu ağayı soyuyla birlikte kurutmaya yemin etmişim. Allah bana eğer... Şşşt!
Biat sesi. Duydun mu? Kesin onlardan birinin atının sesi bu. Nereden biliyorsun Recep? Malum mu oldu onların atı oldu? Sesi dinlesene. Nalların sesini duymuyor musun? Köylü parasızlıktan atını mı nallatıyor? Bu köyde nal taktırabilen kaç kişi var? Vallahi onlardan. Kahya Selim bu. Sussana Cemil. 10 çuval tuzu suya düşüreceksin. Davranma Selim. Yakarım. At silahını. Silahsızım Recep. Sen de at silahını, dövüşelim. Yer mi yüreğin? Ölümüne. Emme, ben kazanırsam yoluma giderim. Söyle ona, söz ver. Tamam lan. Tamam iç soyu. Söz. Eğer beni öldürürse bırak yoluna gitsin. Tamam mı Cemil? Olur mu Recep? Nasıl bırakırım bu iti? İçini ferah tut Cemil. Bu iti delik deşik edeceğim. Meraklama sen. O galip gelirse yoluna gidecek, tamam mı? Benim sözümdür bu. Gel hadi bakalım anasının kuzusu. Gel de cehenneme yolcu edeyim seni. Cehenneme kimin gideceği belli olmaz Selim iti. Konuşma karı gibi. Dilin değil, bıçağın konuşsun. Kolla kendini itin dölü. Ne oldu? Recep! Hiçbir zalim yatağında ölmemiştir Selim. Hiçbiri huzurlu, iyi ölmemiştir. Allah günahlarını affetsin. Dediğim gibi Dünür. Düğünü bu cuma kuruyoruz. Devlet nikah işinde merak etme. Şu belayı başımızdan savalım, hallederiz. Emrin olur ağam. Sen nasıl münasip görürsün. Dünür olduk artık. Adem'e sende olur. Yarın hazır olun. Kasabaya gidip ihtiyaç görelim. Malum düğünde hepimizin ihtiyacı olacak. Sen de kendine yeni yeni esnaflar alırsın. Kız evlendikten sonra belki seni de veririz. Şu düğün hayırlısıyla olup bitsin de. Ben kendime bir şey istemiyorum ağam. Ağam! Ağam, ağam! Ne var lan? Ne bağırıyorsun anasını kaybetmiş yavru danalar gibi? Ağam, Kaya Selim'e vurmuşlar. Ne diyorsun sen be? Kaya burada değil ki. Kasabaya indi. Tamam işte. Köyün çıkışında buldum ölüsünü. Ben tarladan geliyordum. Cevizlik'teki tarladan. O sırada gördüm Selim'i. Vardım baktım ki yerde yatıyor. Ölmüş. Yanı başında da bu muska vardı. Yazık, muskası boynundan düşmüş garibin. Yeldirdim, haber ulaştırmaya geldim ağam. Bu Recep'in muskası. Zeynep yaptıydı ona. Kesin Recep vurmuş Selim'i. Tamam, sağ ol. Ulaştırdın işte haberini. Gidin bakın doğru mu? Tetikte olun emme. Hadi. Biz de doğruca konağa gidelim. Gerekirse jandarmayı çağırırız. Bu düğün hemen kurulacak Dünür. Bir an önce alayım gelinimi de şu belayı savuşturalım başımızdan. Senin o temiz Recep'in Selim Efendi'yi öldürmüş. Artık ya ağa ya jandarma halleder işini. Ya mapus ya mezar. İyisi mi sen İsmail'i sevmeye çalış. İyi bir avret ol kocana. Unut o Recep uğursuzunu da. Ondan hayır bekleme. Allah razı olsun. Sizi de meşgul ettik. Kusura bakmayın Allah için. Ne kusuru hısım? Kusur olacak bir şey yok da... Selim meselesi olmasa iyi olurdu canım. Gerçi bir mikrop eksildi dünyadan emme...
Sizden bulması iyi olurdu. Jandarma araşın sizi. Hüseyin Ağa'nın kini de cabası. Bizim kızın düğünü de mahşere kalır artık. Olur mu baba? Şu belayı atlatalım, düğünü hemen yapacağız. Olmasa iyiydi ya, oldu bir kere. Zalime karşı durmak sevaptır. Tamam Cemil. Sen şimdi anamla kasabaya in. Oradan da İstanbul'a dayıma götürürsün. Sonra da gelir hiçbir şey olmamış gibi düğününü yaparsın. Ben nasıl olsa mecburum kaçak gezmeye. Sen yakma başını benim için. Ne diyorsun sen Recep? Anca beraber kanca... Beraber. Biliyorum can kardeşim, biliyorum. Eme bari birimiz evlensin. Çoluk çocuğu olsun, düzeni olsun. Sen de yanarsan anama kim bakar? Kardeş Recep. Direnme Cemil. Hakkımızda en hayırlısı budur. Hadi yola düşelim. Bozkaya'nın oraya kadar geleyim sizinle. Oradan sonra ben dağa vururum, siz de kasabaya. Hadi eyvallah. Allah'a emanet. İşiniz gücünüz rast gelsin. Recep başın sıkışırsa mutlak buraya gel. Ben seni saklayacak yer bulurum. Yukarıda Yusuf'un hava çıktığı zaman kaldığı bir mağara var. Bozkaya'nın altında. Gün doğumundan taraf. Oraya kimse inmez. Orayı kullan. Ben de gün aşırı hazır getir. Hadi yolunuz açık olsun. Hadi. Vay it vay. Demek benimle savaşmaya kalkarsın ha? Görürsün sen savaş nasıl olurmuş. O itin anası olacak o karıyı buldunuz mu? Evinde yoktu. Recep iti anasını da yanında götürdü herhalde. Bir daha olacaksın ben ölürsem. Dağa çıkan adam kocamış bir karıyı nasıl yanında götürür? Niye götürür? Hiç mi çalışmıyor senin kafan? Emme doğru. İçip içip gezersen olacağı bu. Ne bileyim ben baba. Bulamayınca karıyı evde yanında götürdü herhalde dediydim. Herhalde demişmiş. Çalıştır lan şu kafayı. Yoksa at bokuyla misket oynarsın bu gidişle. Aa dediğim bulur, buldurur. Anlaşıldı. Senin bu işi halledeceğin yok. Bana Süleyman'ı çağır. İyice anladın mı beni? Kılıcıoğlu'nu bul gel. Ama bir iyilik borçluymuşsun. Onu ödemeliymişsin de. Düş önüne getir köye. Yarın sabah burada olun tamam mı? Emin olur ağam. Bu Kılıçoğlu halledebilir mi bu işi? Tek başına bir de. Müsaade et, ben de gideyim Recep'in peşine. Otur oturduğun yerde. Sen o dağlarda yürüyemezsin bile. Kılıçoğlu'ysa... o iti eliyle koymuş gibi bulacak. Gençliğinde 10 sene dağlarda gezdi. Ezbere bilir o dağları. Bu nedir Zeynep? Korkma, seni bırakmam. Bunun için muska yazdırman lüzumsuz. Yok, öyle değil. Bunun içinde saçım var. Beni sana hatırlatsın diye her daim. Sen aklımdan çıkmıyorsun ki deli kız. Sen hep aklımdasın, yüreğimdesin. Mıh gibi çakılmışsın. Aha işte, tam buradasın. Bunu hep boynuna tak Recep. Ben yanındaymışım gibi olur sana. Ben de hep seni düşünürüm o zaman. Bak, bu muskayı hep boynumda. Kalbimin üstünde taşıyacağım Ceren'im. Bu muska boynumdan çıkarsa bil ki ölmüşümdür. Hatta ölsem bile bu muskayla gömsünler beni. Seni çok seviyorum Recep, çok seviyorum. Senden başkasına yar olursam eğer ölürüm. Thank you.
Şimdi bu Recep dediğin senin gelinine sulandı, he mi? Aynen öyle Kılıcıoğlu. Doğru anlamışsın. Benden ne istiyorsun Hüseyin ağa? Adam öldürmemi bekliyorsan kimsenin canına kıyamam bu yaştan sonra. Şimdiki aklım olaydı önce de kıyamazdım ya. Oldu artık. İşledik bir günah. Allah affetsin. Ne demek Kılıcıoğlu? Bana borçlusun. Ben olmasam şimdi ölmüştün. Recep'in leşini getir. Canının diyeti ödenmiş olsun. Zorlama Hüseyin ağa. O Recep olacak çocuğu sana getiririm. Sen nasıl bilirsen öyle yaparsın. Bir daha da ne ben seni görürüm ne de sen beni. Ödeştikten sonra cehennemde karşılaşırım seninle bir tek. O da mecburiyetten. Yaptığı iyiliğin karşılığını bekleyen adam eksik olsun. Öyle olsun Kılıcıoğlu. Ama kalbimi kırdın. Sende kalp mi var be? Ama şunu bil Hüseyin ağa. O çocuğu sana teslim edersem günaha girmiş olacağım. Bunun vebali büyük emme. Senin için yapacağım son şey olacak bu. Allah affetsin beni. Şimdi bir yer göster bana. Biraz yatayım. Daha çetin olur. Biraz dinleneyim. Bak İsmail. Sen benim oğlum sayılırsın artık. Beni iyice bir dinle. Bu kız Recep'i unutmadan sana avrat olmaz. Recep'i unutturmamız lazım. Yoksa bu kız ince hastalıktan ölür. Nasıl yapacağız bunu ana? Recep'ten soğutacağız. Bak şimdi. Bu muskayı Zeynep Recep'e vermişti. Şimdi sen bu köyden olmayan bir kız bulacaksın. O kız bu muskayı Zeynep'e getirecek. Sanki Recep o kıza vermiş gibi. Bırak artık Recep'in peşini diyecek. Sen İsmail'le evleniyorsun, Recep de senden vazgeçti. Bırak artık onun peşini diyecek. Senden korkulur ana. Vallahi korkulur. Korkulacak bir şey yok. Şimdi anlamıyor emme. 10 sene sonra bana dua edecek sana vardı diye. Daha vuruyorum Hüseyin ağa. Bu işin bir zamanı var mı? Var elbet. Düğünden önce bitmeli bu iş. Zeynep ondan umudu kesmeli tamamen. Ben de çok iyi bir plan düşündüm. Bu muska Zeynep'in Recep'e vermiş olduğu muska. Kurbanın olayım Hatice. Recep'e bir haber uçursak, gelip kaçırsa beni. Olur mu öyle şey Zeynep? Aklını başına topla. Cuma'ya düğünün var. Olacak iş mi kaçmak? Gözümde tutuyor Recep'im Hatice. Onsuz ben ne yaparım? İsmail'in avradı nasıl olurum? Kölen olayım. Bir haber götür Recep'e. Yarın akşam köyün girişindeki ağacın altında bekleyeceğim. Gelip alsın beni. Tamam. Recep'e haber ulaştırmaya çalışırım. Ama bu iş gene de olacak gibi değil. Sen aklını başına al. Kır dizine otur oturduğun yerde. Ben gideyim artık. Evde yapacak işlerim var. Ne konuştunuz? Recep Recep mi diyor hala? Vallahi Gülen teyze değil Recep'in kötü olduğuna inanmak... ...hatta yarın gece ona kaçmayı düşünüyor. Köyün girişindeki ağacın altında bekleyecekmiş. Anlaşıldı. Sen şimdi İsmail'i bul. Gülhan teyzenin anlattığı planı hemen yapmalıymışsınız de. Ne yapıp etsin, yarın bu işi halletsin. Kaçacakmış ha? Sağ ol Hatice kızım, sağ ol. Bir de kaçıp da adımı yere mi düşüreceksin ha? Ha? Gösteririm ben sana. Ha? Evet, kaçacağım. O
İsmail öpüsüne ölümü verirsin benim. Eşek gibi varacaksın İsmail'e. Anladın mı? Eşek gibi. Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım. Anayım ben, ana. İleride sen de anlarsın. Keşke hiç olmasaydı bu Recep. Bu hallere düşer miydik? Sana mı yetiştirdi hemen yılan Hatice? Bir de dost görünürdü. Hepiniz birlik olduğunuz satacaksınız beni o İsmail'e. Sen babasına, Hatice de hizmetçisine varırsınız artık. Suna gelin, Suna gelin. Hoş geldin Recep abi. Ben de seni düşünüyordum, ne atın acaba diye. Sağ olsun abacığım. Baban evdeyse çağır gelsin. Peki. Hoş geldin Recep. Buyursaydın içeriye. Yok amca. Bir fikir danışıp gideceğim sana. Onun için geldiydim. Aklımız ererse söyleriz fikrimizi. Sen derdini de hele. Ben Zeynep'i kaçıracağım amca. Kararlıyım. Kesin kaçıracağım. Olmaz öyle şey Recep. Kız evine kadar gideceksin, alıp kaçıracaksın. Vazgeç bu sevdadan iyimizi. Hem jandarmayla da başın belada. Bu sabah bir takım jandarma gördüm. Yukarı gidiyorlardı. Herhal seni aramaktalar. Onun için yasaklan ya da kaç git buralardan. Zeynep'i de unut, he mi? Ne olursa olsun amca, kaçıracağım Zeynep'i. Sonunda ölüm de olsa kaçıracağım. O zalimlerin eline koymam sevdiğimi. Bu Kılıçoğlu bulur mu Recep'i? Kaygılanma. Kılıçoğlu kartalın yavrusunu yuvasından alır. Bulur Recep'i. Emme yaşlanmış. Aklını oynatmış bir de. Seninle nasıl konuştu? Az daha çekip vuracaktım köpoğlusunu. O silahtan uzak dur bir kere. Kılıçoğlu'na hele sakın. Sakın silah çekmeye kalkma. Alnının çatına yersin kurşun da anlamazsın bile. Ama baba. Sus, hala konuşuyor. Sen bunları düşünme. Kızı ayarladın mı onu söyle. Şu Zeynep'e gidecek olan. Tamam o iş. Kız yarın sabahtan gidiyor Zeynep'kile. Yaptı dediklerimi. Ben bile inanacaktım az daha. Çok polimci canım. Biraz Tuzlu'ya geldi ama canım sağ olsun. Bak kızım, sen böyle kendini harap edersin emme. O çok güvendiğin Recep, elin karılarıyla keyif çatar. Recep'e kara çalma ana. İftira atıp da günaha girme. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Görmüşler. Daha köyünden biriyle kırıştırıyormuş Recep. Derenin başında oynaşırken görmüşler. İstediğin kadar konuş ana. Beni Recep'ten vazgeçiremezsin. Şimdi de kaç bakalım Recep Efendi. Düğünümle cesedin etrafında oynayacağım. Buldum seni. Giyeceğim bunu. Mümkünatı yok giyeceğim bunu. Döve döve götürürüm gerekirse seni kocanın evine. Bir kız geldi Gülhan teyze. Recep'in yavuklusu olduğunu söylüyor. Zeynep'i görecekmiş. İnanamam. Recep'in başka bir kıza gönül vereceğine inanamam. Ya buna inanır mısın? Bunu Recep gönderdi. Bu muskaya artık lüzum kalmadı dedi. Allah mesut etsin Zeynep'i dedi. İnanamam.
Recep'in bunları dediğine inanamam. Bu muskayı nereden buldun söyle. Nereden bulacağım? Recep benim yavuklum artık. Düş yakamızdan. Ona beladan başka bir şey getirmedin. Artık sen yoluna, biz yolumuza. Unut Recep'i. Bunu hep boynuna tak Recep. Ben yanındaymışım gibi olur sana. Ben de hep seni düşünürüm o zaman. Bak, bu muskayı hep boynumda. Kalbimin üstünde taşıyacağım Ceren'im. Bu muska boynumdan çıkarsa bil ki ölmüşümdür. Hatta ölsem bile bu muskayla gömsünler beni. Silahına davranma. Kurbanlı koyun gibi boğazlarım seni. Ver silahını. Kimsin sen? Sinsi sinsi ne gözetliyorsun beni? Kılıçoğlu derler bana. Seni böyle beklerken görünce Hüseyin Ağa'nın adamı zannettiydim. Sen kimsin? Ürünlü köyünden oduncu Recep'im ben. Demek sen Kılıçoğlu'sun. Duymuştum namını. Ben de seni bilirim delikanlı. Kahya Selim'i vurduğunu duydum dün. Hüseyin Ağa'nın düşmanısın madem, benim dostumsun bundan böyle. Buyur içeriye geçelim. Gençler, bizi çok iyi eğlendirdiniz. Artık gelini almanın zamanı geldi. Gidip gelinimizi alalım. Hadi buyurun. Allah'ım, kaderimi sen yazdın. Sonunu sen hayreyle. Bana dayanma gücü ver. İyi avcıymışsın evlat. Sağ ol Kılıçoğlu. Senin kadar olamasam da... Yok evlat yok. Geçmiş bizden. Baksana. Senin gibi bir çocuğa enselendik. Senin kavgan niyedir Hüseyin Ağa'yla? Namus meselesi diyelim. Nişanlıma göz diktiler. Anasını da kendi yanlarına çektiler. Emme en çok da anamın önünde beni kırbaçlamalarına içerledim. Kahya Selim cezasını buldu. Lakin o iki zalim hala hayatta. Bir de Zeynep. Onu göremediğim için daha da kinleniyorum onlara. Kinlenme evlat. Kin yakışmaz insanoğluna. Günahtır. Olsun Kılıçoğlu. Günah olsun. Bugün düğün kurulmuştur. Düğünü basıp kaçıracağım Zeynep'i. Tek başına yapamazsın bunu. Madem ki düşmanımız bir, onlara karşı beraber olayım seninle. Seninle yoldaşlık etmek benim için onurdur Kılıçoğlu. Yardım edersen sevindirirsin beni. E hadi o zaman. Yola düşmek gerek. Şu silahımı da ver artık. Kusura bakma evlat. Seni Hüseyin Ağa'ya teslim etmeye söz verdim. Şimdi silahlarını ver ve düş önüme. Yürü. Maşallah.
Yancıklığının cezasını buldun işte Kılıçoğlu. Allah'ından bul Kılıçoğlu. Sırf ismin için çıkardım seni oradan. Şimdi git bu kancıklığınla yaşa. Borçlandırdın beni evlat. Ruhsat ver seninle geleyim. Beni bu utançla bırakma. Boynumun borcudur artık sana yardım etmem. Sefil olma Kılıçoğlu. İnancım kalmadı sana. Şimdi var yoluna git. Ben olmazsam Zeynep'i kaçıramazsın. Zeynep gelmez seninle. Oyun oynadılar zavallıya. Sana inanmaz onun için. Emme, biz de onlara bir oyun oynarsak Zeynep'ine kavuşursun. Nasıl bir oyun? Beni iyi dinle. Git şimdi bir tavşan vur getir. Gerisine karışma sen. Ben Zeynep'i alıp sana getireceğim. Tamam Kılıçoğlu. Olsa bu yaşımda bir yiğidin canını aldım. Yüreğim sızladı, elim titredi. Ama sana borcumu ödedim Hüseyin ağa. Eline sağlık Kılıcıoğlu. Büyük bir iş başardın. Düğünümde bana çifte bayram yaşattın. Gel hele, yanıma otur da yemek yiyelim. Müsaade ederseniz bir ayak yoluna varacağım ağalar. Müsaade senin Kılıcıoğlu. Ağalar, bugün en mutlu günüm. Baş düşmanım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Ne durursunuz? Çalın hadi, oynayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zeynep kızımız içeride mi? Ne yapacaksın sen Zeynep'i? Ne? Zeynep, kızım. Sana diyeceklerim var. Korkma, ben kötü biri değilim. Bu zalimlerle anam bir olup sana oyun oynadılar. Recep'in yüreğinde bir başkası olmadı, olmayacak da. İşin gerçeğini sana bir bir anlatacağım. Recep aslında öl... Seni gözüm hiç tutmamıştı zaten. Baba! 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 Ne oldu İsmail? Ne koşuşturup duruyorsun? Senin Kılıçoğlu kancık çıktı baba. Zeynep'i kaçırıp Recep'e götürmeye gelmiş. Vay it oğlu it vay. Nereye gitti? Ağaçlara doğru kaçtı baba. Çabuk gelin benimle. Kılıçoğlu!
kötü yaralanmışsın Kılıçoğlu. Ben de kaldım Kılıçoğlu kardeş. Zeynep kaçtı. Sen var git onun peşinden. Allah'ın izniyle ben bunları oyalarım. Git. Olmaz Kılıçoğlu. Kanca beraber, kanca beraber. Ne olur Recep kardeş, git sen Zeynep'e. Bari ölümün bir işe yarasın. Sevenleri kavuşturmak için öldü desinler. Sağ ol Kılıçoğlu. Bu genç yaşta.